Selamünaleyküm. Aleykümselam. Başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin. Sağ olun, dostlar sağ olsun. Eyvallah. Ben Düncü Muammer'in oğlu bu arada, Veysel. Veysel Kaya, bu da eşim Cemile Kaya. Başınız sağ olsun. Aa, tanıdım sizi. Düğünümüzde davulu babam çaldıydı. Doğru. Ben de yanındaydım. Hoş geldiniz, buyurun. Ayakta kalmayın, geçin içeri. Selamünaleyküm. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ ol yeğenim. Öyle mi? Veysel değil miydi senin adın? Hani Muammer nerede? O gelmedi mi? O gelemedi ya. Ufak bir sıkıntımız var da. Müşkül durumda kendisi şu anda. Lazım. Hayır olsun kardeş. Hasta falan değil değil mi? Yok yok, öyle bir şey değil. Ufak bir sıkıntımız var da atlatınca kendi de gelir zaten. Çok selamlarını iletti. Başsağlığı dileklerini iletti. Çok üzüldü duyunca ya. Severdi rahmetli. İnşallah tez zamanda atlatır. Amin. Babam da Muammer abiyi çok severdi bilin mi? Esaslı adam derdi. İşin ehli adam derdi. Güzel adam derdi. Çok yakın arkadaşlardı rahmetliyle. Aralarından su sızmazdı. Hiç unutmuyorum, bir gün Gırşehir tarafında bir düğüne gittiydik. Bundan 20 yıl evveli falandı. Biz düğün alanını kurduğumuz yerin tam aşağısına başka bir düğün daha varmış. O düğüne de dediler ki Neşet ağam gelecekmiş. Bizim Arap kurtlandı. Dedi Muammer abi, Allah için bu düğüne gitmek gerek. Neşet ağamın yanında çalıp söyleyelim. Muammer dik dik buna bir baktı. La dedi, bu düğün ne olacak? Düğünden alacağımız paranın yarısı içeride. Hiçbir yere gidemeyiz. Saatler geçti, Arap yerinde duramıyor. Dedim Muammer, Arap'ın hali hali değil. Döreceğiz dedim. Muammer döndü bana, dedi ki benim de içim gidiyor. Kaçıp gitsek mi acaba? Beni de bir gülme aldı. Çünkü benim de içim gidiyor. En son dayanamadı Muammer. Arabayı da aldı yanına. Üçümüz düğünü öylece bırakıp kaçtık. Düğün sahipleri her yerde bizi arıyor. Ama biz aşağıdaki düğündeyiz. Muammer tuttu bizim arabayı kolundan. Neşet ağamın yanına götürdü. Müsaade istedi, lafa girdi. Bu adam dedi çok iyi davul çalar. Bağlaması da iyidir. Tek hayali sizin yanınıza çalıp söylemek. El verir misiniz efendim dedi. Neşet Ertaş, büyük adam. Hiç itiraz etmeden oracıkta el verdi. Çaldılar, söylediler. O günü hep anlatır dururdu Arap'tayı. Muammer sayesinde uzun bir süre Neşet ağamın yanında çalıştı. Allah Neşet ağama da rahmet eylesin. Amin. Amin. Allah, babam da gururla anlatır bu hikayeyi, şey diyor hep. Arap dayınız derdi, Neşet ağamın yanında çalmış adam falan da. Ben hikayenin bu kısmını bilmiyorum. Allah razı olsun Muammer abiden. Aksidir maksidir ama içinde pamuk gibi bir kalp taşır bilirim. Eyvallah. Biz müsaadenizle kalkalım. Başınız sağ olsun. Tekrar sağ olasın. Cemile, hadi gel. Tekrar başınız sağ olsun. Ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Eyvallah, sizden Allah razı olsun. Ne yaptık ki kardeş? Ne ihtiyacınız olursa bir arı ödeyin yeterli. Bir de... Ya babam bunu iletmemi istedi de... Bir miktar borcu varmış galiba Arap dayıya. Kusura bakmasın, araklarını helal etsinler, zamanında ödeyememiştim dedi. Borç mu? Ne borcu? Muammer abinin babama borcu yoktu ki. Ödemiş de hepsini, hem de fazlasıyla. Valla bilmiyorum kardeş, bana biraz borcum vardı dedi de. Bizim için göndermiş parayı. Yoksa borcu falan yoktu. Ödemiş de hepsini. Biliyorum. Emin misin? Eminim kardeş. Orçu Hasan abi vefat ettiğinde de aynısını yapmıştı. Zurnacı Niyazi abi vefat ettiğinde de aynısını yapmıştı. Şimdi bizim için yapmış. Allah razı olsun kendisine. Allah ne muradı varsa versin. Allah uzun ömürler versin. Sağ olun, var olun. Amin kardeş, siz de sağ olun. Eyvallah, tekrar başınız sağ olsun. Muammer babama bak sen ya. Nasıl da ince düşünmüş değil mi? Öyle vallahi.